Kanalımıza abone olan herkesin rüyasını yorumluyorum. Ama sizden ricam, rüya altlarına yazıyorsunuz. Başka bir bölüme yazmayın. Ve herkese enerjim olmuyor. Hissettiklerimi yorumluyorum. Yani kimse alınmasın, darılmasın ve rüyalara başlıyoruz. Mahir Mahir, Emine Hanım ben rüyamda 4 rüya gördüm diyor farklı farklı. Birinci rüyası Hülya Avşar'ın arabadaydık ve arabayı Hülya Avşar sürüyordu. İkinci rüya ise bir odada binlerce altın gördüm ve bu kadar karmaşık. Üçüncü rüya ise rüyamda çıplak kadın konuşuyordu. Sokak ortasında dördüncü rüyamda maşallah ne rüya görmüşüm. Dördüncü rüyamda her yer karanlık ve insanlar birbirlerini öldürüyor. Marcim ilk önce psikoloji evren çok yorgun. Mutsuzluklar yaşadığın gözüküyor. Özel hayatınla ilgili karmaşıklıklarım var. Kariyer hayatınla ilgili korkularım var. Bu yıl sonuna kadar bunların hepsini toparlayacaksın. Bir de özel hayatınla ilgili kafanda taktığın bir kız var. Bunu da toparlayacaksın. Olacak. Kariyerine odaklan. Çok başarılı ve çok hırslı bir yapın var. İleride ne istiyorsan olacak ve yurt dışı ile ilgili planların var. Bu da gerçekleşecek. Osman Buldanlı, Emine Hanım rüyamda minibüste çantamı unuttum, hatırladım, gittim, baktım başkasının çantasını buldum, çantayı kadına verdim, kendi çantamı bulamadım, minibüs kalabalıktı diyor. Osman Bey, iş hayatınızla alakalı yaşadığınız iki dönem var, iki dönem sıkıntılı, ondan sonra çok güzel, ha Ayten'miş bu rüyayı gören, pardon. Ayten yazmış. İş hayatınız ya da aile hayatınızla ilgili iki dönem sıkıntılı bir evreniz var. Bu sıkıntılar bittikten sonra huzuru ve bereketi bulacaksın Ayten'cim. Sevgiler diliyorum size. Evet, diğer rüya Muzaffer Ergün. Emine Hanım, tüm rüyamda eski bir eski harabe bir evdeyim. İki çocuğum ev harabeydi. Her yer pislik vesaire şey. Demir parmaklıkları açıyorum. Karanlık 5 tane veriyor. Parmaklıklar kapatılıyor vesaire vesaire. Muzaffer Ergin'cim, iki çocuğunla ilgili gelecek hayatın çok parlak. İşinle ilgili odaklandığın bir başarı var, bunu gerçekleştireceksin. Ev görmek, ev almaktır. Maddiyatla ilgili yaşadığın sıkıntıların hepsi bitecek Muzaffer Beyciğim diyorum. Rukiye Çoğalır. Ben rüyamda hep kendimi araba kullanırken görüyorum. Dağ ve deniz ve sık sık. Rukiye'cim, psikolojik olarak yorgunlukların var. Yaşadığın karmaşık problemler senin üst safhada. Maddi olarak da beklediğin, oluşmasını istediğin süreçler var. Bu yıl biterken sen derin bir nefes alıp çok güzel bir aydınlığa kavuşacaksın. Rüyasında baklava çeşitleri yediğini görüyor Fatma Tural. Baklava biliyorsunuz bereket ve bolluk, özel hayatınızla ilgili muhteşem netliğe, hayırlı bir sürece kavuşacağın gözüküyor Fatma Tural. O yüzden baklava çeşidi görmek hem ağız tadı tatlılık hem de sıkıntılardan kurtulacağın gözüküyor. Rana Kartal Karatepe şimdiden teşekkür etmiş. Okul bahçesinde 3 arkadaşımla gezerken yerde aşırı büyük kalın ve köşe yapraklı gonca. Evet hayatım, senin hayatında doğru insanı bulma, doğru insanla birleşme, hedeflediğin her ne varsa kavuşacağın, hayatınla ilgili, kariyer hayatınla ilgili 4 yıl içerisinde hedeflediğin her şey gerçekleşecek. Gonca yaprağı görmek bereket bolluk. Senden ricam bir Yasin ve Ayetel kürsü okuyorsun 21 adet. Üzerindeki karmaşıklıklar bitsin diyerekten. Çünkü senin gel git aklın var. Aklın bir toparlanıyor, bir iyileşiyor. Ebru Erdem. Merhaba, rüyamda memurluk için başvuruyorum. Koruma, kargo verirken evraklar gidiyor. Askerler 5 ya da 6 içerisinde devletle ilgili yaşadığın, olmasını istediğin ne evren varsa hayırlı ve aydınlık olacak. Devlet kapın aydınlıkta. Korkmana gerek yok diyorum. Devletle ilgili beklediğin muradına ereceksin. Gül Fidan Demirkaya, Emine Hanım, Mayıs Boğa Burcu'nun rüyamda gökten başıma peynir poğaça düştü. Maşallah çok bereketli bir döneme giriş yapmışsın. Özel hayatınla ilgili yaşadığın karmaşıklıklar gidiyor. Verimlilik dönemi ama bu yıl bittikten sonra daha verimli bir döneme. Senin de mide ve kadınsal bölgene dikkat etmen gerektiğini düşünüyorum. Sema Yener, Emine Hanım, Regaip Kandili gecesi saat 02:01 rüyamda dua ederek uyandım. Felakin Yesbehü. Bu duayı 2000 kez okuyorsunuz ve arkasından 7 kez şükür namazı kılıyorsunuz. Üzerinize nazar değmiş, bu nazardan gördüğünüz duayı mutlaka okumanız gerekiyor. Pembe rüyalar, merhabalar. Annem bana istihare yapmıştı kısmet ve evliliğinle alakalı.
Asmalı kilitli, kilitler vesaire şey, yüzünü kahverengi görmüş. Hayatım sen evlilik yapacaksın, çok iyi biriyle evlilik yapacaksın, gözleri yeşil olacak. Evliysen de evliliğinle ilgili yaşadığın sıkıntılar bitecek. Ama kendi elinle kilit, yani normal asma kilitli, üç kilit vardır. Her birine Meryem suresi okuyup, bir cuma öğlen cuma namazından çıkan ilk kişiye bu kilidi açarsan kısmetin dahil olacak diyorum. Sevgi, inanç, eşim iki battaniye evin dışına koyuyor, ben geri alıyorum. Evinizi battaniye dışarı alıp siz geri almanız sıkıntı ve sıkıntılar ve evliliğinizle ilgili yaşadığınız karmaşıklıklar ve huzursuzluklar var. Eşinizle aranızda ciddi problemler oluşmaya başlamış. Akın Muhammed merhaba, ben rüyamda evimiz su bastığını görüyorum. Yaşadığınız evinizle ilişki ya da ailevi sıkıntılar ve miras gündemde dikkat diyorum. Bunlar biraz sıkıntı olacak. Ya Gözde Apak, rüyamda küçük siyah akrepler vardı. İlk kene zannettim, koydum onu. Akrep öldürmek sıkıntıdır ama işinizle ilgili ya da ailede bir erkeğin işle ilgili bir sıkıntısı varsa çözüleceği, kırmızı tez top görmüşsünüz. Tez vakitte hanenize büyük bir aydınlık yaşayacağınız gözüküyor. Rüyamda Dilek Öztürk, rüyamda bulaşık pis lavabo gördüm. Bulaşık ve pis lavabo vardı. İçinizde yaşadığınız psikolojik sıkıntılar bitiyor. Bolluk ve berekete gireceğiniz bir dönem ve hiç olmadık kapıların size açılacağı gözüküyor Dilek Hanımcığım. O yüzden korkmanıza gerek yok diyorum. SS 0903 1990 Balık burcum, rüyamda hep ayrıldım, sevgilimi görüyorum, barışmak istiyorum, kafam karışık, rüyadaşım. İlişkinle ilgili tekrar geri dönüşler olacak ama kader çarpın değil, bu insan senin evlilik yapacağın insan değil. Kafa karışıklığında şununla alakalı, ilişki değil de kariyerle ilgili odaklanamadığın noktalar var, bunları toparlamanız gerekiyor. Filiz Saka, sabaha karşı rahmetli aile üyelerimi gördüm. Onlarla ilgili mevlüt okutun. Bir de yeni bir eve giriş yapacaksınız. Bu ev sizin için hayırlı ve aydınlık olacak diyorum. Deniz demiş. Bakıyoruz son rüyalar var mı? Bakalım. Valla bize anlatan şu an hissettiklerim bu kadar. Şöyle dedim, Ali Öncel, onu bir okuyayım isterseniz. Merzifon 15.0 Şenay'mış. Merzifon doğumluyum. Bir rüya yorumu istiyorum. Bir paket çay var ve karınca sürüsü olan sırayla sırtına taşınıyor ve çok düzenleniyor vesaire vesaire vesaire. Hamur çeşitleri bir sürü. Vallahi bir mirasınız var ya da bir ev almak istiyorsunuz. 18 ay içerisinde mirasınız ya da ev konusunda ilgili çok büyük aydınlıklar olacak. Ne istiyorsanız gerçekleşecek. Evet, bu haftalık rüyalarım, hissettiklerim bunlar, diğerleri de. Her yeni rüya ve videosunun altına rüyaları yorumlayın. Diğer rüyaları geçiyoruz. Her video, yeni videonun arkasına rüyanızı yorumlarsanız haftalık bunları da yorumlayacağım. Herkese yetişemiyorum ama içimden geldi ve elimden geldiği kadar yardım ettim. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Hoplayıp zıplayıp abone oluyorsunuz. Hoşça kalın.